değerli hocalarımla birlikte, hep birlikte rahim ağzı kanseri, bunların önlenmesi, tedavisinde neler yapıyoruz, üniversitemizde ne gibi imkanlar var, sizlerin neler yapabileceği bunların önlenmesi için onları konuşacağız. Sorularınız olursa onları cevaplayacağız. Bu rahim ağzı kanserleri, kadın kanserlerini biz bir ekip olarak tedavi ediyoruz aslında. Öncelikle onu sizinle paylaşmam lazım. Bu ekibin parçasında ilk hastayı gören bizler oluyoruz. Bizler kadın doğum hekimliğinin dışında jinekolojik onkoloji yapıyoruz. Yani kadın kanserleri bölümüne bakıyoruz aslında. Ve bölümümüz kadın doğumun üstünde bir üst branş olarak yer alıyor. Daha sonra sizleri gördükten sonra hasta olan kişilerdeki tedavi planlamasını patolojiden Kemal hocamızla, nükleer tıptan Süreyya hocamızla, radyolojiden Şeymez hocamızla ve radyoterapiden de yine Elif hocamızla birlikte haftalık konseyler yapıyoruz. Burada hastaların ne tip bir tedavi alması gerektiğini, ışın tedavisini yoksa farklı tedavi mi, cerrahi tedavi mi olması gerektiğini tartışarak hasta için en iyi tedavi yöntemini o şekilde karar verip işlemlere devam ediyoruz. Ama bugün daha çok size anlatacağımız şeyler aslında kanser olunmaması için veya tanı aldığınızda daha neler yapılabilir ilerlemeden bunları tartışmak olması bizim için daha önemli. Ben Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Doğum Kliniğinde profesör olarak görev yapmaktayım. Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanıyım. Hocam hoş geldiniz. Benim başhekim yardımcılarım. Onlar da bize bu toplantı imkanı sağladılar. Teşekkür ediyoruz. Ya biz 12.30 olunca başladık. Kusura bakmayın. Şimdi bu rahim ağzı kanserleri genellikle human papilloma virüs dediğimiz bir virüsten kaynaklanan hastalık aslında. Diğer kanserlerden biraz farklı. Bu virüsün genellikle sıklıkla bulaş yolu cinsel yolu oluyor ama her zaman da cinsel yolu olmasa şart değildir. Cinsel yol dışında da bunun bulaş yolları bildirilmiş. Ama ağırlıklı olarak cinsel yolda bildirilir. Şimdi buradaki en önemli şey şu. Hastalarda bu virüs olduğu zaman bu bir klinik şikayet yaratmıyor aslında. İşte burada hem size hem bizlere düşen bir rol oluyor. Klinik bir şikayet yaratmadığı için sizlerin genel olarak hiçbir şikayetiniz olmasa dahi tarama programlarına gelip hem bu mikrobun varlığı yokluğu hakkında hem de simir testleriyle kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Yani şikayet oluşmadan belli düzenli aralıklarla hastaları biz de görmek istiyoruz bu yüzden. Şikayet yaptığında neler yapar? Genellikle şikayet yaptığında genital sihirler yapabilir bu. Rahim ağzı kanseri yapabilir. İlişki sonrasında kanamalara sebep olabilir. Veya düzensiz kanamalara, akıntılara sebep olabilir. HPV'den peki korunabilir miyiz? Evet, aslında günümüzde bundan korunmak %100 olmasa da kısmen mümkün. HPV'den, bu virüsten ve kanserden korunmanın ilk yollarından birisi aşı. Şimdi aşıları özellikle bu hastalık diye söyledik yani cinsel yolda bulaşabilen bir hastalık diye. Bu yüzden cinsel ilişki olmadan önce, evlilik çağından önce aşının yapılmasını daha faydalı buluyoruz. Ve aşı için en uygun zaman aslında ergenlik dönemi. 11-15 yaş aralığında bu aşıların yapılmasını istiyoruz. Bu aşılar çocuğun yaşına göre 2 doz veya 3 doz şeklinde ayarlanarak yapılıyor. Ve büyük oranda rahim ağzı kanserine karşı koruyuculuk sağlıyor. Şimdi burada bir önemli şey var. Yurdumuzda bu aşı çok yaygın değil. İleride daha da yaygınlaşacak diye tahmin ediyorum. Mesela Almanya'da çalıştığım dönemde orada biraz daha yaygındı. Fakat şunu görüyordum. Hastalarda bir yalancı bu sefer korunma duygusu oluyordu. Aşı olunması demek takiplerin bırakılması anlamına gelmiyor. Aşı olunduktan sonra da takip olmanız lazım. Aşı sizi bütün virüslere karşı korumuyor çünkü. En sık gördüğümüz kanser formlarına karşı koruyor. Aşı oldum ben artık bundan sonra tarama yaptırmayacağım gibi bir yanlış hani anlaşılma olmasın. Aşı olunduktan sonra da yine taramaları illaki devam etmesi gerekiyor. Bu aşıların koruyuculuğu yaklaşık %99.
Peki aşıları evlendikten sonra yaptırabilir miyiz? Evet, yaptırabiliriz. Fakat koruyuculuğu giderek azalıyor. Ve yaş ilerledikçe aşıya vücudun verdiği yanıt giderek zayıflıyor. Niye ileri yaşta yapmıyoruz aşıyı? Çünkü gençlerde vücudun savunma sistemi daha iyi yanıt veriyor. Daha iyi bir koruyuculuk sağlıyor. Ama yaş ilerledikçe bu aşının koruyuculuğu giderek azalıyor. Aşılarla ilgili genel bize gelen sorular, işte kısır kalır mıyım aşı yaptırırsam, bir zarar mı olur mu gibi. Aşıların böyle kısır yapıcı veya doğrudanlık üzerine herhangi bir etkisi yok. Gördüğünüz yan etki ve genellikle yan etki görmüyoruz aşıda. Çok nadiren hani kızarıklık yapıyor. Bu aşı diğer aşılardan farklı tutmamak lazım. Yani nasıl okullarda çocuklara işte tetanoz aşısı yapıyor. Bu da öyle bir aşı aslında. Farklı bir aşı değil. Yurt dışında özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde şu anda devlet politikası olarak çocuklar aşılanıyor aslında. Hem erkek hem kız çocuklar aşılanıyor. Böylece bu rahim ağzı kanserinin kısır döngüsü kırılmış oluyor. Sadece kızların aşılanması değil, erkeklerin de aşılanması bayanlar için tabii olumlu bir etki yaratıyor. Her ikisini de aşılamak lazım. Şimdi günümüzde Türkiye'de iki tip aşımız var. Üçüncüsü de çıktı. Bu da yakında gelecek. Bunlar virüslerin tiplerine karşı, yani ikili aşı dediğimiz en sık gördüğümüz iki tipe karşı sizi koruyor. Dörtlü dediğimizde de hem sihirlere karşı koruyan tipi var, hem yine en sık gördüğümüz iki kansere karşı koruyan aşımız var. Şimdi de dokuzlu aşı çıktı. Bu da yakında ülkemizde bulunabilir. Peki çocuklarımıza aşı yaptıralım mı? Evet, demin söyledik, aşı yapılması gelişmiş ülkelerde şu anda politikalı olarak uygulanıyor. Fakat şu anda sadece iki firma ürettiği için aşıyı pahalı ve herkese hani bir tetanoz aşısı gibi belki uygulanamıyor. Ama imkan varsa bu aşının yapılması koruyucu olabilir. Peki biz aşıdan sonra neler yapabiliriz? Kanseri engellenmesi için, oluşmaması için. Sizleri sinir ve HPV dediğimiz testlerle takip ederek yapıyoruz bunu. Sinir dediğimiz test, muayene sırasında rahim ağzından bir sürüntü alınarak bu sürüntünün patolojide incelenmesiyle olur. HPV dediğimiz test de yine rahim ağzından aldığınız bir sürüntüde burada bu kanser yapıcı mikrobun var olup olmadığına bakarak bir test yapıyoruz. Ve bu testlerin sonucuna göre eğer testlerde bozukluk çıkarsa İlk aşama olarak kolposkopi yapıyoruz hastamız. Kolposkopi dediğimiz poliklinikte sinirinde bir bozukluk olan veya HPV'si pozitif olan kişilerin rahim ağzını poliklinikte bir büyüteçten büyüterek yine muayene sırasında yaptığımız bir işlem. Bu büyüteçten rahim ağzına çeşitli boyalar uyguluyoruz ve oradaki kanser veya kansere gidebilecek hücreler bize ipuçları veriyor bu boyalardaki değişiklikler. Ve buralardan biyopsiler yapıyoruz. Bu biyopsi sonuçlarına göre tedavisini yönlendiriyoruz. Bazı kişilerin bu biyopsi sonucunda hiçbir şey çıkmayabiliyor, takip alıyoruz. Bazı kişilerin ise kansere yakın lezyonları çıkıyor. Bu çok önemli. Çünkü kolposkopik muayenede yani hiç kanser gözükmeyen lezyonların kanser gibi gözüktüğünü yakalayıp tanı koymak mümkün olabiliyor parçalara biyopsiyle. Bu yüzden bunda atlanmaması lazım. Tedavide çok önemli bir aşama kolposkopi. Peki tedaviyi nasıl yapıyoruz? Tedaviyi şimdi birazdan hocalarımızla paylaşacağız. Kanser çıkarsa, rahim ağzı kanseri erken dönemde yakalanırsa tedavi edilebilir. İleri dönemde de yine bu hastaları tedavi ediyoruz. İleri dönemdeki hastalarımız da çok var. Ve bunlarda da aslında çok yüksek başarı oranlarımız var. İşte üniversitemizde radyoterapinin kurulmuş olması çok büyük bir imkan. Hem radyoterapiyle bu hastalığı genellikle ışından tedavi ediyoruz ve bunlar da dünyada sadece belli merkezlerde uygulanan radyoterapinin verilmesini haritalamak için yaptığımız bazı ameliyatları uygulayarak radyoterapiye gönderiyoruz hastaları. Böylece karşılıklı hem cerrahi hem ışınla birlikte tedavinin etkinliğini artırmış oluyoruz. Bunun detayına çok girmek istemiyorum.
Kanser olmadan önce hücreleri tedavi edebiliyor muyuz? Evet, tedavi edebiliyoruz. Sinirde bozukluk çıkan hastaları rahmine almaya ihtiyaç duymadan aslında basit rahim ağzını tıraşlama dediğimiz yöntemlerle hem biyopsi yaparak orada başka bir hastalık var mı yok mu tespit ediyoruz, hem de tedavi etmiş oluyoruz. Her ikisini aynı anda yapıyoruz. Bu yüzden biyopsiler önemli. Bu biyopsilere konizasyon diyoruz tıp dilinden. Yani koni şeklinde rahim ağzından bir parça çıkartmak oluyor. Veya lip diyoruz. Bu kotel cihazından rahim ağzından bir parça çıkartmak oluyor. Tedavide kullandığımız yöntemler de ünlüce açık cerrahi kanser hastalarında kullandığımız tedavi yöntemleri ve laparoskopik cerrahiler oluyor. Hastanemizde hastanın durumuna göre en uygununu seçiyoruz. Bu da yanlış anlaşılmasın. Aslında tıptaki tedavilerini şöyle düşünmemek lazım. Birisi diğerinden daha iyidir diye bir şey yok. Önemli olan hastaya bireysel kanser tedavisini sağlayabilmek. Yani birisi bir hasta için daha iyi olabilir, diğeri diğer hasta için daha iyi olabilir. Burada hastanın durumuna, hastalığına göre tedaviyi bireyselleştirerek seçmek lazım. Bazı hastaları kapalı ameliyat ve bundan tedavi tercih ederken, bazı hastalardaysa özellikle açık ameliyatla veya bazı hastalarda hiç ameliyat yapmadan ışın tedavisiyle hastayı tedavi etmeyi tercih ediyoruz. Bu bireyselleştirme içinde haftalık konseylerde hastaların durumunu hep beraber oturup tartışıyoruz. Hocalarımız bize görüntülerini gösteriyor, tümörün ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Patolojiyle birlikte tümörün yapısını değerlendiriyoruz. Onun gidişatını belirleyecek faktörleri tartışıp konuşuyoruz. Elde etmemiz gerekecek başka şeyler varsa onların tekrar çıkarımını yapıyoruz ve daha sonrasında da tedaviyi hasta için bireyselleştirerek yapıyoruz. Bu yüzden hani çevrenizde duyabilirsiniz. Bir hasta ışın tedavisi alıyor, bir hasta ameliyat tedavisi alıyor. Bunlar aslında tedavinin kişiye göre bireyselleştirilmesinden dolayı ortaya çıkıyor. Herkes aynı tedaviyi almaması gerekiyor. Herkesin kendi farklı bir yapısı var. Tümörün farklı bir durumu var. Farklı şekilde tedavi olması lazım. Evet. Bu tedavinin planlanması için de bir ekip çalışması gerekir. Bu ekip çalışmasında da bizlerin rolü jinekolog, onkolog olarak hastayı görüp adjuvan, yani yan tedavilerin planlanmasını, plan yönetimi ve bunların gerekli branşlarla görüşüp tartışmamız oluyor. Bu ekibin nasıl oluşturuyoruz bizler? Medikal onkoloji oluyor bu ekipte. Medikal onkolog olması lazım. Yani sizlere kemoterapi veren doktorumuz oluyor. Bir diğer bu tedavinin konu radyoterapi, Elif hocamızla planlıyoruz. Patolog oluyor. Bu tedavide çok önemli patolojiler oluyor. Çünkü kanser tanısı patolojiyle konulan bir tanıdır. Ve bu da ekibimizin ana üyelerinden biri oluyor. Radyoloji ve nükleer tıp yine ekibimizin ana elemanlarından biri oluyor ki tümörün yaygınlığını, çekmemiz gereken filmleri, ek çekilmesi gereken filmleri beraber tartışabilirim. Ameliyat planladığımız hastalarda bize tümörün nerede olduğunu gösterebilsinler. Bu şekilde bir tedavi yöntemi oluyor. Hepinize sağlıkla kalın diyorum. İkinci konuşmayı yapmak üzere ben patoloji ana bilim dalından Kemal hocamızı davet ediyorum. Ekrem hocamız da geldi. Hocam teşekkür ediyoruz katılımınız için. Desteğiniz için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın Dekanım, Sayın Başhekimim, Sayın Hocalarım ve değerli katılımcılar. İsmim Kemal Kürşat Bozkurt, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'nda doçent doktor olarak görev yapıyorum. Ben bugün sizlere rahim ağzı kanserinin taramasından ve bizlerin tıbbi patologlar olarak bu taramada oynadığı rolden kısaca bahsetmek için buradayım. Kısaca rahim ağzı kanseriyle ilgili bilgi vermek gerekirse, Türkiye'de kadınlarda görülen en sık olan kanser türünden biri ve farklı çalışmalarda sıklığı %4 ila 5 oranında bildirilmekte. Dünyanın geri kalanında ise Türkiye'den daha fazla olduğu yine bilinen bir gerçek. Hatta ikinci sırada, üçüncü sırada olduğu ülkeler mevcut. Rahim ağzı kanserinde şansımız şu, etiyolojiyi biliyoruz. Human papilloma virüs.
özellikle de human papilloma virüsün yüksek onkojenik riske sahiptikleri. Tabii ki tek başına human papilloma virüs etiyolojik ajan olarak yeterli olmuyor. Sigara kullanımı gibi diğer ek faktörler de kanser gelişiminde önemli rol oynuyor. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki kanserlerin ve kanser öncülü lezyonların neredeyse tamamında yüksek riskli HPV ile ilişki mevcut. Yüksek riskli tipler arasında tip 16 ve tip 18 özellikle büyük önem arz ediyor. Çünkü tüm kanserlerin ve kanser öncülü lezyonların %70-80'inden bu iki tip sorumlu. Türkiye'de HPV insidansı ise yaklaşık Sağlık Bakanlığı verilerine göre, çünkü Sağlık Bakanlığı da KETEM ismi verilen kurumda tarama yapıyor, %4 civarında. Evrim Hocam'ın da bahsettiği gibi HPV tipleri için geliştirilmiş aşılar mevcut. Hali hazırda 2 tane ama ülkemizde gelmesi muhtemel bir başka aşı formu daha mevcut. Peki HPV enfeksiyonuna bağlı serviks kanseri nasıl gelişiyor? Kısaca yine bundan da bahsetmek istiyorum. Anatomi ve histolojisine göz atacak olursak şu bölge rahim ağzını rahim içerisine bağlayan kanal, endosayikal kanal. Şurada vajendeki ve rahim ağzındaki olgunlaşmış çok tatlı yassı etkileri endosayikal etkileri birleştiren bileşke var ve biz buraya sperma kolonlar bileşke diyoruz. Sperma kolonlar bileşke kadınların yaşına bağlı olarak mens dönemlerine bağlı olarak hareketli bir bölgedir. Genç kadınlarda bu bileşke daha dışarıdadır. Postmenopozal dönemde ise daha içeride bulunur. Bunun anlamı şu: bu bölgedeki hücreler, yani bu epiteller değişikliğinin olduğu bölgedeki hücreler olgun olmayan ve sürekli olarak birbirine dönüşebilme kapasitesine sahip olan hücreler. İşte HPV'nin de enfekte ettiğini sevdiği yer burası. HPV enfeksiyonu burada oluyor öncelikli olarak ve daha sonra olgunlaşmış hücrelerin içerisinde de çoğalabiliyor ve süreç kanserös sürece ilerleyebiliyor. Dolayısıyla bunun önemi önlekleme açısından büyük. İnceleyecek olduğumuz materyallerde gerek HPV taraması olsun, gerekse sitolojik inceleme olsun, bu bölgenin mutlaka önlenmiş olması hepimiz açısından çok önemli. Taramanın önemi ne? Taramanın önemi çok büyük. Tarama protokolü geliştirildiği zamandan bu yana yapılan birçok çalışmada, ki yakın zamanda Amerika'da da yapılan bir çalışmada, tarama programı geçtikten sonra serviks kanseri insidansının %50 oranında azaldığı bildirildi. Yine serviks kanserine bağlı ölüm oranında da yarıdan fazla bir önleme imkanı gerçekleşti. Dolayısıyla tarama çok büyük önem arz ediyor. Serviks kanserinde yakalanan hastaları incelediğimiz zaman bu hastaların 2/3'ünün ya hiç taranmamış ya da eksik taranmış hastalar olduğunu görüyoruz. Her şeye rağmen tüm tarama protokolleri 4/4 uygulansa bile serviks kanserli hastaların 1/3 de bu yeterli taranmış kısmı oluşturmaktadır. Bizim tarama programımızın hedefi ne? Bizim tarama programımızın hedefi human papilloma virüs enfeksiyonunu tespit etmek değil. Çünkü human papilloma virüs kadınlarda cinsel aktivite başladıktan sonra birçok kadın tarafından karşılaşılan bir virüs. Özellikle de genç kadınlarda ve bağışıklık sistemi yeterli çalışan kadınlarda immün sistem human papilloma virüsü öldürebiliyor neoplastik süreç başlamadan önce. Bu tabloda serviks kanserinin öncül lezyonlarının 2 ila 10 yıllık takiplerine göre davranış paternlerini görüyorsunuz. Düşük dereceli lezyonlar oluşsa bile %60'ının, yüksek dereceli lezyonlar oluşsa bile %30'unun gerileyebilme şansı var. Ve bunlarda da %10 oranında yüksek dereceli lezyonlarda kansere ilerleme söz konusu oluyor 10 yıl içerisinde. Bu bağlamda bizim amacımız kansere bağlı morbiditeyi, yani kanser hastalıklılık oranını ve kansere bağlı ölüm oranını azaltmak. Bunu yaparken de invaziv işlemlerden mümkün olduğunca kaçınmak elbette. Çünkü oranları tam olarak bilmemekle birlikte özellikle genç kadınlarda aşılı olarak yapılabilecek olan tarama protokollerinin işlemlerinin servikal darlık gibi ya da erken membran rüptürü, erken doğum eylemi gibi komplikasyonlara neden olduğu da bilinmekte. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri önemli. Dünya Sağlık Örgütü tarama programının, serviks kanseri tarama programının 25-65 yaş arasındaki kadınlarda yapılmasını ve popülasyon tabanlı, yani tüm yurt sapında yapılmasını önermekte ve yıllık taramayı da önermemekte. Bu konuda da birçok çalışmalar var. 2 ya da 3 yıllık yapılan çalışmaların, hatta 3 yıllık aralıklarla yapılan taramaların yıllık taramaya göre herhangi bir önleyicilik konusunda defektin olmadığını, yetersizliğin olmadığını gösteriyor. Tabii ki tarama protokolleri bu hastalığın insidansının görme sıklığının farklılığına da bağlı olarak ülkeden ülkeye farklı olabilir. Yani hali hazırda yıllık tarama yapan ülkeler de var. Ama öneriler 3 ila 5 yıl arasında tarama yapmanın yeterli olduğunu söylüyor. En önemlisi bu konuda her ülkenin kendi popülasyonunu, kendi nüfusunu ve kendi insanların davranış paternini, kendi imkanlarını göz önünde bulundurarak ulusal stratejisini geliştirmesi. Tarama yöntemlerimiz neler?
Tanıma yöntemlerimiz çeşitli. Tek başına simir alınarak sitolojik olarak patologlar tarafından incelenmek söz konusu. Bunun komplikasyonu duyarlılığının düşük olması, bunun da çok çeşitli nedenleri var. Örnekleme sırasında yaşanabilecek komplikasyonlar, sorunlar, human papilloma virüsü var ise bile lezyonların halihazırda oluşmamış olması ya da değerlendirme aşamasında yaşanabilecek sorunlar da simir testinin tek başına düşük, duyarlılığının düşük olmasına neden oluyor. Tek başına HPV taraması duyarlılık olarak çok yüksek bir yöntem. Gel gelelim. Kullanılan testin farklılığına bağlı olarak yalancı pozitiflik oranı mevcut ve bu yalancı pozitifliklere bağlı olarak da çok fazla sayıda biyopsi alınması, çok fazla sayıda tekrarlayan simir alınması gibi sağlık yükünü, sağlık bütçesinin yükünü arttırabilecek kontraindikasyonları var. Son yıllarda daha fazla önerilen ve en ideal yöntem olarak uygulanan yöntem ise ikili test, diğer adıyla KOTEST. Bu refleks bir testtir. Servikovajinal bölgeden, özellikle rahim ağzından alınan örneklerde hem sitolojik olarak simir incelenmesini hem de HPV taranmasını tercihen aynı materyalde yapılması da gerektirir. İdeal yöntemimiz yüksek riskli HPV tespit ve tiplendirmesi ve simir incelenmesinin aynı anda yapılması ve mevcut rehberlere göre de eğer bu testin sonucu negatif gelir ise 5 yıl sonra tekrar taramanın yapılması şeklinde. Tek başına simir alınıyor ise, herkesin HPV yaptırma şansı yok, her ülkenin buna imkanı olmayabilir, her hastanenin buna imkanı olmayabilir. 3 yılda bir takip kabul edilebilir bulunmuştur. Ama bu konuda farklı görüşler vardır, olabilecektir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımız, hocalarımız ve hastalar daha geniş aralıklarla yapılan taramalarla bazen kendilerini güven altında hissetmeyebiliyorlar. Ben sadece yapılan çalışmaların sonuçlarına göre o sonuçları bildiriyorum size. Yakın zamanda yine yapılmış önemli bir çalışma, 10 farklı yöntemi karşılaştırdık çalışma ve en yüksek duyarlılığın, yani en az sayıda invazif işlem yapılarak en yüksek duyarlılığa sahip olan stratejinin bu strateji olduğunu, yani önerilen KOTEST yönteminin olduğunu delilleriyle birlikte ortaya koyduk. Önerilen tarama protokolü ne peki? Yakın zamanda yine 2012 yılında yapılmış, daha sonra güncellenmiş, yakın zamanda tekrar güncellenmiş tarama protokolü şu şekilde. İlk cinsel ilişki daha erken yaşta olsa bile kadınlarda servis kanseri taramasının 21 yaşından itibaren başlaması gerekiyor. 21 ila 30 yaş arasındaki kadınlarda 3 yılda bir simir yapılması yeterli. 30 ila 65 yaş arasındaki kadınlarda ise ikili test dediğimiz HPV taraması, tiplendirmesi ve sitolojik incelemenin birlikte yapılarak taramanın yapılması gerekmekte. 65 yaşından itibaren son 3 tarama sonucu negatif gelen hastalar tarama protokolünden çıkartılabilir ve hastalar takip edilmeyebilir. Peki herhangi bir nedenle rahimleri alınmış, yani histerektomi yapılmış kadınlarda yaklaşım ne olmalı? Burada histerektomi ameliyatının nedeni önemli. Histerektomi ameliyatı servis kanseri öncül lezyonları ya da servis kanseri nedeniyle yapılmış ise bu kadınlar mutlaka ve mutlaka taranmaya devam edilmeli. Çünkü geride kalan vajinal kaftada, geride kalan vajende de tekrarlayan servis kanseri hastalığının çok da düşük oranlar olmadığını biliyoruz. Aşılanmış kadınlarda taramada farklılık yok. Hocamın da belirttiği gibi aşı koruyucu, tamam ama aşı yapıldı diye hastalar taramadan muaf tutulmamalı. Çünkü hali hazırda aşılar Evrim Hoca'nın da söylediği gibi yüksek riskli HPV tiplerinin 1/3'üne karşı koruyucu. Ama yüksek riskli tiplerin 1/3'lük kısmına karşı hastalar hala servis kanserine karşı aşılansa bile korunmasız olabilir. Peki bizim burada tıbbi patologlar olarak oynadığımız rol ne? Bizim rolümüzü 1960'lı yıllarda burada kılın üzerine de resmini basmışlar. Görmüş olduğunuz Kıbrıs asıllı bir Amerikalı bilim adamı tarafından geliştiren stratejiyi gerçekleştirmek. Kendisi George Papanikolaou, servikovajinal sürüntünün kendi adını verdiği boyayla boyanıp ışık mikroskopu altında taranarak atipik hücrelerin görünmesi esasına dayanan bir tarama stratejisi geliştirdi. Ve bu strateji sayesinde de sunumun başında söylediğim gibi servis kanseri insidansı yarı yarıya azaltıldı. Laboratuvarımızda hali hazırda kullanılan teknoloji bu. Kadın doğum polikliniklerinde hocalarımızın aldığı servikal, servikovajinal simirler fırçayla birlikte bu sabunun içerisine bırakılıyor ve bu tüpler laboratuvarımıza gönderiliyor. Ve bu görmüş olduğunuz santrifüj ve vortex, yani çevirme ve titreştirme cihazlarıyla biz onları bir takım işlemlerden geçirip şu mikroskopik camların üzerine yayıyoruz ve özel boyasıyla boyayıp ışık mikroskopu altında değerlendiriyoruz. Ve değerlendirmeyi yaparken de şurada görmüş olduğunuz kitaptaki, rehberdeki esaslara bağlı kalarak tanılarımızı koyuyoruz.
Amacımız, hedefimiz, umudumuz daha doğrusu bu serbukovajinasimilerde sürüntülerde olduğu gibi tamamen normal epitelyal hücrelerden oluşan bir popülasyon, hücre popülasyonu görmek. Atipi görmek istemiyoruz elbette. Ama gel diyelim her zaman öyle olmuyor. Binlerce hücrenin arasında bazen burada görmüş olduğunuz gibi çekirdeği daha koyu boyanan, çekirdek etrafında sitoplazmik çekirdeklerin olduğu atipik hücreler görüyoruz. Ya da bu slaytlarda gördüğünüz gibi bazı çift çekirdekli olan atipler görüyoruz. Ve atipin derecesine bağlı olarak da önemi belirsiz atipi, düşük dereceli lezyon, yüksek dereceli lezyon gibi tanılar koyarak raporumuza yazıyoruz. Ve bizim raporumuza HPV testlerinin sonuçlarına da dikkate alarak jinekologlarımız, jinekolog-onkologlarımız biyopsilerini alıyorlar hastalardan ve biyopsilerde hocamın da bahsettiği gibi kanser öncülü lezyonlarla ya da şurada gördüğünüz gibi tamamen normal bir cervix epiteliyle karşılaşabiliyoruz. Düşük dereceli lezyonlarımız, yüksek dereceli lezyonlarımız, bunların tanısını koyduğumuz takdirde hasta organını kaybetmeden, histerektomi yapılmadan daha az imajik işlemlerle kansere gidecek süreci engelleyebiliyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz, çalışmamızın sebebi olay bu boyuta gelmeden evvel süreci durdurabilmektir. Burada serviks kanseri nedeniyle opere olmuş bir hastanın rahiminin makroskopik görüntüsünü izlemektesiniz. Rahim ağzında kanamalı, kırılgan ya da fragil olarak tabir edebileceğimiz 6 cm çaplarında bir tümör var. Ve uygulayacağımız tarama protokollerine sadık kalarak bu süreç gerçekleşmeden evvel sizler açısından önlem alabilme ve süreci durdurabilme imkanımız var. Bütün çabamız da bu şekilde. Sabrınız için teşekkür ederim. Devam etmeden eğer aklınızda sorular varsa, aslında biz daha çok onun için buradayız. Klinik kısımla ilgili Kemal Hoca'yla veya bana sormak istediğiniz şeyler varsa onları paylaşalım. Evet. Doktorum buyurun. Hocam şimdi şöyle, etam taramaları artık için artık hastalar mesela şu tür sonuçlar geliyor. İşte HPV 31 pozitif vesaire. Şimdi bu hastalar, hasta grubunda 16-18 pozitif değil, 31 pozitif. Sizce bu hasta grubunda aşılama yapılıyor mu? HPV aşılarının hani tedavi edici özelliği de var. Ama bu tam kanıtlanmış değil. Çok anlamlı değil aslında. HPV pozitif kişilerin HPV aşısı yaptığımızı şu anda öyle düşünüyoruz. Yani diğer tiplere karşı koruma öyle bir şey düşünmüyoruz. Çok cross reaksiyon gibi düşünüyoruz aslında ama çok anlamlı da değil yani. Nasıl? Şöyle aşıları 3 doz yapıyoruz 15 yaşından sonra. 0-1-6 veya 0-2-6. Aylarda yaptırıyoruz. Özel bir antikor kontrolü yapmıyoruz bunlarda. Şu anki çalışmalarda hani koruyuculuğu yaklaşık 15-20 yıl kadar bunların var. Bunu biliyoruz. Ama hepatit aşısı gibi şey yapmıyoruz yani. Antikor gelişmiş mi kontrol etmiyoruz. Buyurun. Hiçbir şikayeti olmayan hastanın ameliyatı yapılmaz. Onun başka bir şikayeti varsa, başka bir sebeple ameliyat yapılıyorsa o ayrı ama kanser olunmasın diye rahim ağzı kanseri için diyoruz bunu. Diğer kanserler için geçerli değil. Rahim ağzı kanseri için genetik değil bu hastalık. Yani diyelim ki annesinde var, anneannesinde var, her neyse. Rahmini alalım, öyle bir yaklaşım yok. Öyle yapmıyor. Sadece bu genetik kanserler özellikle meme ve yumurtalık kanserlerinde ağırlıklı olarak genetik kanserler var. Onun da belli kriterleri var. Ailede birinci derece yakınlarında sık görülmesi gerekiyor. Genetik bölümümüzde bunlara bazı testler uyguluyoruz. Mesela BRCA dediğimiz testler uyguluyoruz. O zaman bu hastalarda koruyucu amaçlı ameliyat yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu genetik çalışma sonunda eğer hastalarda gen pozitifse, yumurtalık kanseri, meme kanseri yapan gen pozitifse, bu hastaların 40 yaşına kadar kanser olma riskleri çok yüksek. Yaklaşık %50 kanser olma riskleri olur. Bu hastalarda rahim yumurtalıklarını kanser gelişmeden önce ya da doğurganlığını tamamladıktan sonra buluruz.
Artı bu hastalarda koruyucu olarak mastektomi dediğimiz, yani memeler de alınabilir ve oraya protezle hani destek sağlanabilir. Ama bu sadece yumurtalık meme kanseri. Rahim ağzı kanserinde yok böyle bir şey. Koruyucu amaçlı yapmıyoruz. Böyle bir işlem yok. Yapılıyor. Sağlık Bakanlığı bunu başarılı yürütüyor genel olarak. Şimdi ketenler uzun zamandır aktif değildi. Şimdi güzel evet, aktifleşti. Taramaları oluyor. Bize de HPV'si pozitif olan veya sinirlerinde bozukluk olan çok hasta geliyor mesela. Fakat burada şu önemli. HPV'nin aslında olması demek hastalık olduğunu göstermiyor. HPV'den sonra bu hastada bu HPV peki bu mikrop hücrede değişiklik yapmış mı, yapmamış mı? Bunu bilmemiz önemli. HPV olur, o vücut onu kendiliğinden yok edebilir. Ama hücrede değişiklik yaptıysa kansere gidecek, işte bu önemli. İşte burada da hem kolposkopi çok önemli, deneyim gerektiren bir işlem. Bunu kolay kolay sağlayamıyor keten, çünkü bunun için yetişmiş elemanlar olması gerekiyor. Kolposkopide yani bir fotoğrafa bakıyorsunuz, onu yorumluyorsunuz. Bu bir deneyim gerektiren bir işlem. İkincisi, bizden sonra da aldığımız parçalarda da patolojinin değerlendirmesi önemli. Mesela burada benim hastalarım da var. Ne yapıyoruz? Bazen canlarını hastanın getirtiyoruz. Diyoruz ki bizim patoloğumuz okusun. Onu bizim patoloğumuz olduğu için söylemiyoruz aslında. Yani tamam bizim üniversitemizin patoloğu da onu söylememizin sebebi şu. Şimdi tanıyı patoloji koyuyor bize veriyor. Şöyle düşünün, patoloji o kadar geniş bir branş ki, bir genel patolog varsa Mahmut hocamın yaptığı ameliyatları da genel cerrah edebilmek zorunda, benim kadın doğum bütün ameliyatlarını da, ortopedinin bütün ameliyatlarını da bilmek zorunda. Ama o zaman bütün tıbbı bilmek zorunda. O yetişemiyor işte orada. Şimdi bizim camları tekrar getirtip okutmamızın sebebi şu, biz de jinekolojik patolojiye bakan, mesela patolojiye bölünmüş, branşlaşmış. Mesela Nermin Hoca bağırsak cilt şeylerine bakıyor değil mi? Doğru söylerim hocam. Tümörlerine veya hastalıklarına bakıyor. Yani o konuda yoğun ve o konuyu sürekli takip ediyor. İşte Metin Hoca ile Kemal Hoca daha çok jinekolojik, yani kadın kanserleri üzerine şeylere bakıyor. Bu hastalıklarda da bazen arada kalınan şeyler oluyor. Biz de deneyimli bir gözün görmesini istiyoruz ki tedaviyi ona göre yönlendirelim. Yani ketemdeki zorluklar bunlar oluyor. Ama çok bence başarılı bir tarama programı yürütüyorlar. Zaten onların amacı tanı koyup tedavi yapmak değil. Onların amacı tarama yapmak. Yani genel bir topluluğu taraması gerekiyor. Hasta olmayan topluluğu tarayacak. İçinde hasta olma riski veya hasta olanlar varsa ondan sonra zaten başka işe onlar biz de yapıyoruz zaten. Ben teşekkür ederim. Başka var mı sorunuz? Hocam, o zaman bulaş yollarından insan oluşturur, diğer bulaş yollarını diğer bulaş yolları cansız yüzeylerden de geçebileceğiyle ilgili yayınlar var. Yani bunlar eskiden kabul görmüyordu ama yeni yayınlarda bunu artık cansız yollardan, yani işte nedir, tuvaletten veya kapıdan bile hani geçebileceği şekilde şeyler ulaşabileceği gibi yayınlar. Evet. Şimdi yani şimdi tanımız için teşekkür ediyorum. Aşılar reçete edilemiyor bildiği kadarıyla. Ancak, edilemiyor evet. Bu bizim de Avrupa ülkeleri gibi ulusal politikamız olacak mı? Çünkü çok pahalı. Olacak muhtemelen. Bundan ilgili Sağlık Bakanlığı'nda çalışan çok aktif bir grubumuz var. Sorun aşının şu an çok pahalı olması. Yani yaklaşık 600-700 lira gibi bir maliyeti var. Sorun bundan kaynaklanıyor. Yoksa bundan ilgili ciddi bir çalışma yapıldı bakanlıkta. Ve bunun ilk aşaması olarak da işte bu ketemdeki tarama protokolleri aktifleştirildi. Ketemde zaten asıl olarak şu anda bu taramayla ilgili şey yapıyor. Ama aşıyla ilgili şu anda bir gelişme yok. Herhalde biraz zaman alacak. Aşıları bireysel olarak kendimiz yaptıracağız. Öyle gibi gözüküyor.
Evet. Süreyya Hocam buyurun. Merhaba sayın hocalarım, sevgili katılımcılar, hoş geldiniz. Kanser hastalığının tanısı, tedavisi, takibi, ekip işi. Biz de Süleyman Demir Üniversitesi ailesi olarak bu ekibi elimizden geldiğince oluşturmaya, bu hastalara özveriyle yardımcı olmaya, takiplerini en uygun yöntemlerle yapmaya çalışıyoruz. Şanslı bir hastaneyiz. En azından benim bölümüm adına bunu ifade ediyorum. Yaklaşık 2011 yılından beri dünyada kanser görüntülemesinde son teknoloji olarak nitelendirilen PET-BT cihazını kullanıyoruz. Hem de bu bölgede, Akdeniz bölgesinde en üst düzeydeki 64 kesitli bir PET-BT cihazımız var. Ve dolayısıyla çok erken evrede klinisyen hocalarımızın ve patolog hocalarımızın kanser tanısı koyduktan sonra ameliyat planlaması için gönderilen hastaları biz PET-BT'de değerlendirerek yol gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz evrelemede, yeniden evrelemede. Dolayısıyla bugün de ben size önce biraz PET cihazı nedir? Pozitron emisyon tomografi cihazı. Şöyle ki sadece bizim hastanemizde Isparta'da var, üniversite hastanesinde. Ne işe yarıyor? Mekanizması ne? Çok kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Pozitron emisyon tomografisi hastaya damar yoluyla verdiğimiz radyoaktif maddelerden gelen ışınları, hastanın vücudundan gelen ışınları üç farklı düzlemde görüntüye çeviriyor ve en son teknoloji moleküler görüntüleme yöntemi. Organizma içerisindeki farklı biyokimyasal ve metabolik olayları izleyebilecek radyoaktif maddeleri kullandığımız için teknolojide en ileri teknoloji yöntemi olduğunu tekrar söylüyoruz. Bu çok ileri evre serviks kanserli bir hastamızın görüntüsü, çok yaygın metastaz olan bir hastamızın görüntüsü. Kanser görüntülemesinde temel yaklaşım BT, yani tomografi ve manyetik rezonans olmasıyla birlikte ve başlangıç olarak ilk seçenek bunlar olmakla birlikte BT ve MR yapısal ve boyut olarak kitleyi değerlendirebildiği için rezidü bir kitlenin tümör dokusu içerip içermediği konusunda bazen yetersiz kalabiliyor. Dolayısıyla PET tümörü tespit etmenin yanında o tümör hücrelerindeki metabolik aktiviteyi ve o hücrelerin fonksiyonunun sayısal olarak niceliksel de değerlendirmesini yapabildiği için biz bunu SUMAX dediğimiz bir birimle ölçüyoruz. O tümörün agresifliğini ortaya koyuyor. Ne kadar agresif oldu, SUMAX değeri ne kadar yüksekse o tümörün agresifliği hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Dolayısıyla anatomik bilgi ile metabolik verilerin birlikte görüntüle kullanıldığı PET-BT'yi en uygun seçenek olarak öneriyoruz onkolojide. Kullandığımız madde, radyoaktif maddeleri kullandığımızı söyledik. Fluoron 8 dediğimiz bir radyoaktif madde. Ama esas onu işaretlediğimiz şey şeker, bildiğimiz şeker, glikoz. Florla işaretli glikozu veriyoruz hastalara. Neden? Çünkü tümör hücreleri, kanser hücreleri glikozu normal hücrelerden çok daha fazla kullanıyor. Çünkü o hücrelerin proliferasyonu çok yüksek olduğu için birçok biyokimyasal olay nedeniyle verdiğimiz glikozu daha fazla kullanıyor. Şu anda, ama tabii bu demek değil ki PET'te sadece florla işaretli glikozu kullanmıyoruz.
Başka radyoaktif maddeler de var ama bütün dünyada şu anda yaygın olarak kullanılan bu. Bu maddeleri biz atom enerjisi kurumlarının gözetiminde, çünkü hastalardan şöyle sorular geliyor, zararlı değil mi bu radyoaktif maddeler? Hepsi kontrollü olarak siklotron ya da jeneratörler dediğimiz sistemlerde yapay olarak üretilip her hasta için hazırlanarak bize getiriliyor. Dolayısıyla hastalar için zararlı olduğunu söylemiyoruz. Hasta klinimize geldiğinde aç olmak zorunda. 6 saatlik bir açlık sonrasında kan glikoz düzeyi 200'ün altındaysa radyoaktif maddeyi veriyoruz ve tüm vücut tarama şeklinde görüntülemesini yapıyoruz. PET'ten bu kadar bahsettikten sonra hocalarım serviks kanserinin, hani önlenebilir bir kanser çünkü, taramanın ne kadar önemliğini, korunmanın ne kadar önemliğini bahsettiler. Ben de serviks kanserinin PET-BT görüntülerine geçmeden önce kısa bir özet yapayım istedim. Özellikle tarama programlarının yapılmadığı, yani az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülüyor. Önlenebilir bir kanser, özenli bir cinsel yaşam, aşılama ve tarama programlarıyla serviks kanseri önlenebilir bir kanser diyoruz. İnvazif serviks kanseri tanısı aldıysa hasta, maalesef mortalite oranı özellikle ileri evrede tanı konduysa %30'larda. Lenf nodu metastazı tanı aldığında %25-30'larda görülüyor. Genç hastalarda, arkadaşlarım söyledi zaten, tümör daha çok rahim ağzından dışarıya doğru ilerlerken yaşlı grup hastalarda rahim içine doğru ilerliyor. Ve mücadele içinde erken tanı önemli, doğru evreleme önemli ve uygun tedavi önemli. Biyopsi serviks kanseri varlığını ortaya koyarsa, uygun tedaviyi yapabilmek için ne gerekiyor? İyi bir evreleme yapmak gerekiyor. Ne demek? Yani hastalığın yaygınlığını belirlemek gerekiyor. Hangi bölgelere yayıldığını bulma süreci arkadaşlar ne olarak değerlendiriliyor? Evreleme olarak. Ve bu da sonraki tedavi planı için oldukça önemli. Evreleri zaten evre 1'den 4'e kadar klinisyen hocalarımız bizden çok çok daha iyi bilir. Görüntüleme yöntemleri olarak esas hani konumuza gelirsek, öncelikle pelvik ultrasonografi yapıyor. Genellikle jinekolog arkadaşlarımız tabii ki. MR görüntüleme, BT görüntüleme, PET-BT ve Türkiye'de de çok az merkezde, sadece 3 tane var, PET-MR görüntüleme yapılabiliyor serviks kanserinin görüntülemesinde. Evet, FDG ile, yani florla işaretli glikozla yaptığımız PET-BT görüntülemeyi evreleme, yeniden evreleme, radyoterapiyi, ışın tedavisini planlama ve sonrasında da tedavi olmuş hastaların takibinde tedavi yanıtını belirleme amacıyla kullanıyoruz. Yine görüntüde PET görüntüsü, MIP görüntüsü dediğimiz serviks kanseri ve metastatik lenf nodları olan, pardon, ışığını bulmaya çalışıyorum ama ışığını bulamadım. Pardon. Şunlar metastatik lenf nodları, pelvis içindeki ve ileri evre bir kitleyi görüyorsunuz. Yine 70 yaşında bir hastamızın görüntülerini paylaşıyorum. Bu da erken evre bir tümör. Bakın sadece serviste küçük bir alanda lokalize. PET ve füzyon görüntüleri. Yine MIP görüntüsünde de başka hiçbir yerde yok. Diğer alanlar mesane ve böbrekler, fizyolojik tutulum alanları. Çok erken tanı almış birinci evre bir hastamızın görüntüsü. Az önce de bahsettim, tümördeki verdiğimiz madde ne kadar çok tutuluyorsa,
o tümörün ileriki dönemde prognozunun nasıl olacağını gösteriyor bize. Yani verdiğimiz FDG tutulumun tümörün histolojik özellikleriyle, diferansiyasyon derecesiyle, proliferasyon oranı ve tümörün agresifliğiyle ilişkili bulunmuştur. Squamous yapılan çalışmalar bu squamous hücre dediğimiz tiplerinde daha yüksekken adenokanserlerde daha düşük olduğunu göstermiş. Yine kötü diferansiye tümörlerde Sumax'ın daha yüksek olduğu gösterilmiş. Primer tümörde FDG tutulumu yüksek bulunan hastalarda metastaz yapma oranı da daha yüksek bulunmuş. Yine sağ kalımında daha kısa olduğu gösterilmiş. Fakat bazı sınırlılıklarımız oluyor bizim PET-BT görüntülemede. Özellikle evre 1B ve daha küçük tümörlerde lezyon çapı 1 cm'nin altındaysa cihazımızın sınırlı uzaysal rezolüsyonu nedeniyle tümör dokusunu net olarak ayırt edemeyebiliyoruz. Ya da parsiyel volüm etkisi dediğimiz bir etkiydi. Aslında tümör olmasına rağmen verdiğimiz madde yeterince orada tutulamayabiliyor. Böyle durumlarda da mutlaka diğer görüntüleme yöntemleriyle özellikle MR üstündür bu konuda. MR'la korele ediyoruz küçük tümörlerde. Evet, MR görüntüsü üsttekiler tümörün invazyonunu gösteriyor. PET ve BT görüntüsünü hep birlikte görüyoruz. Sonuçta dedik ekip çalışması radyolojiyle birlikte her zaman konseylerde ekip olarak bazen tatlı bir rekabet oluyor aramızda birlikte çalışıyoruz. Başka bir hasta yine 67 yaşında serviks kanseri pelvis içinde ve daha yukarıya yayılmış paraaortik bölgedeki lenf nodlarını gösteriyoruz. Tümörü şu şekilde lenf nodları görünüyor. Sonuçta PET-BT tümör çevresindeki metastatik lenf nodlarının gösterilmesinde BT ve MR görüntülemeye daha üstün bir yöntem. Radyolojiye kızdıracağız biraz burada ama. Evet, aynı hastanın 3 farklı düzlemde PET-BT görüntülerini şöyle yine bakın PET-BT füzyon görüntüleri farklı farklı düzlemlerde görüntüleyebiliyoruz. Yine ileri evre hastalarımızda bir tanesi 78 yaşında karsinosarkomlu bir hastada evreleme için çekilen PET-BT'sinde multiple kemik PET metastazlarını gösterebiliyoruz. Kaburgalarında, omurgasında, kalça ekleminde yaygın metastazlarını ve lenf nodları metastazlarını gösteriyoruz. Dediğimiz gibi uzak organ metastazlarının görüntülenmesinde de oldukça üstün bir yöntemdir diyoruz. Yine çok ileri evre bir hastanın görüntülenmesi 82 yaşında. Bakın tüm vücutta lenf nodu, kemik ve karaciğer metastazlarını görüyoruz. Tedavi olmuş hastaların takibinde de PET-BT'yi kullanıyoruz dedik. Başlangıçta tümör, lenf nodları ve tedavi sonrası, cerrahi ve radyoterapi sonrası gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tutulum yok. Hasta tedaviye tam yanıt vermiş. Bunu da yine klinisyen arkadaşlarımıza sevinçle söylüyoruz. Raporlarken de mutlu oluyoruz bu tip hastaları. Ama bazen de tam tersi oluyor. Çok güzel ilk başta tedavi olmuş hastanın sonrasındaki takiplerinde bize geldiğinde klinik rahatsızlıkları nedeniyle bu kadar yaygın hastalığı da gösterebiliyoruz. Bütün vücutta kemik, karaciğer, lenf nodlarında çok yaygın metastazları da yine PET-BT ile söyleyebiliyoruz. Sonuç olarak pek çok kanser türünde olduğu gibi serviks kanserde hastaların değerlendirilmesinde de PET-BT'nin görüntülemede rolü giderek artmaktadır.
Sabrınız için teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldiniz demekle başlamak istiyorum. Ben de sizlere rahim ağzı kanserinde görüntüleme yöntemlerini anlatacağım. Radyoloji Anabilim Dalı'nda çalışıyorum, yardım doçent doktor olarak. Rahim ağzı kanserinde tanı ve tarama aşamalarını hocalarımız çok güzel, detaylı bir şekilde anlattılar. Bir şekilde eğer kanser tanısı konulursa, bundan sonra tedavi şeklinin belirlenmesi amacıyla bizler de evrelemeye yapıyoruz. Evrelemede de kitle boyutunu, komşu organlara yayılım var mı, lenf nodu tutulumu var mı, uzak metastaz var mı bu açılardan değerlendiriyoruz. Kullandığımız görüntüleme yöntemleri ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve pozitron emisyon tomografi. Evrelemede en çok kullandığımız yöntemler PET-BT ile birlikte Süreyya hocamızın da anlattığı gibi manyetik rezonans görüntüleme. Ultrason daha çok bize tanı aşamasında yardımcı oluyor. Ultrason herhangi bir radyasyon almıyoruz. Ses dalgaları kullanılıyor. 2 ila 15 MHz arası. İnsan kulağının duyamayacağı bir ses aralığı bu. Rahim, yumurtalıklar ve rahim iç zarını görüntüleyebiliyoruz. Fakat ultrasonun dezavantajı yapan kişiye ve hastaya bağlı faktörlerden etkilenmesi. Ne gibi? Eğer hasta da cilt altı yağ doku kalınlığı fazlaysa, yani kilolu bir hastaysa, ultrasonla organların görüntülenmesi daha zor bir hale geliyor. Dolayısıyla ultrasonografi, yani USG diye de kısaltılmasını görebilirsiniz her yerde, tanı için kullanılan ama evreleme için yetersiz olan bir yöntem. BT, yani bilgisayarlı tomografi ne işe yarıyor? Rahim ağzı kanserinde evreleme amaçlı kullanıyoruz. Şimdi şunlar BT görüntülerimiz. Burada gördüğünüz gibi rahim ağzında yer alan kitleyi tomografide net bir şekilde göremiyoruz. Çünkü rahimle eş densitede benzer bir görüntü oluşturuyor. Fakat BT ile değerlendirdiğimiz şey uzak metastazlar, yani bir kemik tutulumu var mı? Komşu organa yayılım var mı, lenf nodu tutulumu var mı, bunları değerlendiriyoruz. BT'de kullandığımız şey X ışını, yani röntgenle aynı. Fakat burada farklı açılardan X ışını veriliyor ve daha çok görüntü elde ediliyor. Ayrıca biyopsi ve radyoterapide de kılavuz yöntem olarak kullanılabiliyor. Bizim en çok rahim ağzı kanserinde evreleme amaçlı kullandığımız tetkik MR, MRG yani alt abdomen. Göbek deliğinin alt kısmını çekiyoruz. Çekim süresi 30 dakika. Burada herhangi bir radyasyon almıyor hasta. Kullandığımız şey radyo frekans. Şimdi radyasyon yok dedik ama şöyle bir şeyimiz var. Koldan bir damar yolu açıyoruz hastalara. Şurada resmini gördüğünüz gibi. Aynen serum takılır gibi. Buradan da kontrast maddeyi vererek organları daha net görüntüleyebiliyoruz. MR ne işe yarar? En başta dediğimiz gibi evreleme için yarar ve tedavi şeklini belirler. Ne ölçüyoruz biz burada? Kitleyi görüyoruz, kitlenin boyutunu ölçüyoruz. Komşu organlara yayılmış mı? Buna bakıyoruz. Ve lenf nodu tutulumu var mı? Bunu değerlendiriyoruz. Daha sonra hasta tedavi aldıktan sonra tekrar kontrol amaçlı geliyor. Bu sefer geride kitle kalmış mı, büyümüş mü, küçülmüş mü? Ya da radyoterapi alıyor. Gördüğümüz değişiklikler radyoterapiye mi bağlı yoksa kitleye mi bağlı? Bunları ayırt etmeye çalışıyoruz. Ayrıca cerrahi müdahale sonrası gelişebilecek komplikasyonlar, fistül gibi bunları da değerlendirebiliyoruz. Burada bir MR görüntüsünü görmekteyiz. Rahim ağzında yerleşen kitleyi izlemekteyiz. Bu da hasta operasyonu yapıldıktan sonra çıkartılan rahim ve rahim ağzındaki vajine doğru da uzanım gösteren kitleyi görüyoruz. Daha sonra da bunlar patolojide biyopsi sonuçları gibi patolojide mikroskop altında değerlendiriliyor ve malign hücrelerle evrelemesi de daha detaylı bir şekilde yapılıyor. Şimdi bahsettik lenf nodu metastazı diye. Peki bu lenf nodu metastazı ne demek? Lenf nodu, lenf düğümü ne? Vücudumuzda diğer işte atar damar, toplar damarlar gibi lenfatik damarlar da var. Bunlar da vücudumuzdaki lenfatik sıvıyı taşıyorlar. Tren rayları gibi düşünebiliriz bunları. Bir de lenf düğümleri var. Bunlar da istasyonlar diyebiliriz.
Bu istasyonlarda da lenfositler var, beyaz kan hücreleri. Bunlar da gümrük memuru diyebiliriz bunlara. Bunlar vücuda gelen yabancı maddeyi ne olabilir? Enfeksiyona işte oluşturan bakteriler, virüsler ya da kansere neden olan kanser hücreleri. Bunları yakalayıp yok etmeye çalışıyorlar. Yakaladıklarında da bir boyut artışı gösteriyorlar. Yani bir boğaz enfeksiyonu varsa elimize işte boğaz boyun bölgemizdeki lenf düğümleri geliyor. Peki rahim ağzı kanserinde nasıl oluyor? Rahim ağzı kanserinde dışarıdan bizim muayene edebileceğimiz lenf düğümleri şişmiyor. Bunlar karının içinde yer alan lenf düğümleri. Ancak görüntüleme yöntemleriyle görebiliyoruz bunları. PET-BT ve MR ikisini birlikte değerlendiriyoruz genel olarak. Buradaki gördüklerimiz ilaçlı görüntüler. Difüzyon görüntüleme diye yeni, son günlerde artık kullanımı yaygınlaşmış bir hale gelen sekanslarımız var. Burada da PET ile MR'ın füzyona birleştirilmiş görüntüsünü görüyoruz. Şu parlayanlar bizim lenf nodu metastazlarımız. Bunların da tespiti şu açıdan önemli. Operasyonda çıkarılmasıyla hastanın yaşamına etki, yaşam süresini etki edebiliyor. Şimdi evrelemeye gelecek olursak. Evre 1 ay biz göremiyoruz. Ne MR'da ne ultrasonda hiçbir görüntüleme yöntemiyle. Bunun tanısı mikroskopik konuluyor. Evre 1 ve den sonrasını biz artık görüntüleme yöntemleriyle tespit edebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi rahim ağzında yerleşimli kanseri, şurada da MR görüntüsünü görmekteyiz. Kanser dokusunda kitleye ait görüntü. Burada 4 santim gibi bir boyut sınırımız var. Bu da yine evrede boyutun önemini vurgulamak istiyorum. Evre 2'ye gelecek olursak burada rahim ağzından artık vajinaya doğru uzanıyor. Ya da rahim ağzından dışarıya doğru kitlenin taşması söz konusu. Yine MR'da bunu bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Tabii bizim MR'daki doğruluk oranlarımız %100 değil. Bunlar %80 ile 90 arasında değişebiliyor. Burada da yine rahim ağzındaki kitlenin vajinaya doğru uzanım gösterdiğini izlemekteyiz. Evre 3'e gelecek olursak artık kitle rahmin dışına çıkıyor, pelvik yan duvarlara taşıyor. Hatta vajinanın en alt kısmına kadar uzanabiliyor. Şimdi buradaki görmekte olduğumuz şey rahim ağzı kanseri aşağıya doğru uzanmış ve mesaneden üreterlerin çıkışını, yani üretero vezikal bileşke diye biz adlandırıyoruz, tutmuş. Bu ne demek? Böbreğin idrar torbasında geçiş yolunda tıkanıklığa sebep olmuş. Yani idrar akışında böbreklerden çıkışı engelliyor ve böbreklerde de şişmeye sebep olabiliyor. Sonuç itibariyle ne oluyor? Böbreğin iflasına kadar gidebilir. İşte idrar akışında problemler, hastada ayaklarda şişme gibi semptomlara yol açabilir. Bunların da tespiti önem taşımakta. Evre 4'e gelecek olursak demiştik ki kanser dokusu, kitle, rahim ağzında ve komşu organlara yayılabilir. Önde ne var? İdrar torbası var. Buradaki görüntüde, MR görüntüsünde rahim ağzındaki kanserin idrar torbasına mesaneye doğru yayıldığını görmekteyiz. Burada ise tam tersine arkada rektuma doğru yayıldığını görüyoruz. Bir de artık en son evre, evre 4B dediğimiz uzak metastazlar, beyin, karaciğer gibi yayılımları olabilir. Buralara nasıl yayılıyor? Buralara da kan, hematojen yolla, kan yoluyla yayılabiliyor. Şimdi akılda tutmamız gerekenler neler? Bir kere muayeneye geldiğinizde, takiplerinizde en son yapılan tedavi hakkındaki işte tanık bilgilerinizle ilgili biopsi sonuçlarınız, pap smear sonuçlarınız, eğer operasyon olduysanız epikriz notlarınız, bir görüntüleme yöntemi yapıldıysa size ultrason, BT, MR, PET, BT gibi bunların raporları ve görüntülerinin bulunduğu CD'leri muayeneye getirmeniz bizim için büyük önem taşıyor. Hem takiplerde değerlendirmemizi hem de sizler için daha kaliteli bir tanı koyabilmemizi sağlıyor. Biz Süleyman Demir Üniversitesi'nde radyoloji ana bilim dalı olarak doçent doktor Mustafa Kayan başkanlığında 6 yardımcı doçent, 9 asistan doktor ve 23 radyoloji teknisyeni çalışmaktayız. Sizlere hizmet vermekteyiz. Rahim ağzı kanseriyle ilgili tüm görüntüleme yöntemlerini, ultrasonu, bilgisayarlı tomografiyi, MR'ı gerçekleştirebiliyoruz, uygulayabiliyoruz. Her türlü röntgen, skopi, IVP cihazlarımız bulunmakta. Girişimsel radyoloji ünitemizde de biyopsi ve vasküler, non-vasküler işlemler yapılabiliyor.
Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa radyolojik yöntemlerle ilgili alabilirim. Hem Süreyya Hoca'ya hem Şeynes Hoca'ya sorularınız varsa alalım. Tabii. Hocam ben bir soru sorayım. Tabii. Ama önce misafirimize izin verelim. Şimdi kanser bölümlerinde PET çok önemli, doğru. Ama görünmeyen, yani böyle insanın kafasını düşük bırakan metastaslar, bunları gördüğümüz zaman ameliyat, direkt doktor dedi ameliyat olacak. Yoksa ışın tedavisinin neresindeyiz? Ameliyat. Hangisi? Her şeyden önce biz görüntülere görüntüleriz. Bu kararı, hani ışın tedavisi ya da cerrahi, bu kararı biz veremeyiz. Önce onu söyleyeyim. Biz bütün vakalarımızı konseylerde tartışıyoruz. Ondan sonra karar veriyoruz. Yani bütün görüntüleri değerlendiriyoruz. Pek de görülemeyen metastazlar zaten bir santimin çok altında olan, yani 6 milimetrenin daha altında olanlar. Serviks için konuşuyorum. Serviksin aşağı yukarı bütün kanser tipleri, işte adenokanseri var, squamous hücreli sarkomu var. Onların hepsinde de bizim radyoaktif madde tutulum gösteriyor. Hani bazı kanserler var ama bu uterus kanserlerini kapsamıyor eftilci tutmaya. Dolayısıyla böyle bir şüphemiz varsa, hani PET'te tutmasa bile MR'da ya da bizim PET'le birlikte olan BT kesitleriyle böyle şüphelendiğiniz 6-7 milimetrelik bir lak nodu bile varsa, biz bunları konseyde hocalarımızla tartışıyoruz ve Evrim Hocam ve ekibi gerçekten üst düzeyde cerrahi işlemler yapıyor. Laparoskopik olarak o lak nodlarını çıkarıp metastaz olup olmadığını zaten gösteriyor. Ama bunların kararını hep konseylerimizde veriyoruz. Yani gerçekten ciddi bir ekip çalışmamız var hastanede. O şekilde. Evet. Yani milim önemli olan, onu görüntüsünde yani böyle hani dikkati değer değil, olabilir de olmayabilir de gibi. Arada kalanlar. Jinekolojik kanserlerde gerçekten boyut diyorum. Çünkü 6 milimetrenin üstünde bütün tümörlerde bizim az ya da çok hücre tipine, hücrenin agresifliğine göre FDG tutulumu görülüyor. İşte çok aslında detaylı bir şey sordunuz. Yani bizim yaptığımız, belki keyif aldığımızda şey bu oluyor. Şimdi bir hastanın tedavisi için işte bu hocalar artı bir de cerrahi planlıyorsak üstüne bazen bir de yoğun bakım ekibi dahil olarak şimdi bu hastaya ne yapmamız gerektiğini tartışıyoruz. Çünkü her şey dediğiniz gibi yani böyle siyah beyaz değil. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak değil. Hepsinin bir hata payı var, belli şeylerin planlanması gerekiyor. Bunu oturup aramızda tartışıp konuşup ne yapmamız gerektiğini planlıyoruz. Şimdi bu ileri dönem hasta çevreden mesela çok geliyor. Dediğiniz gibi mesela PET'te gözükmediğini düşünüyorsak bu hastaların, o hastalarda rahim ağzı kanseri için ne yapıyoruz? Şuradan 2 veya 3 delik açıyoruz. Vücudun yan tarafından giriyoruz. Sırta yakın giriyoruz. Karnın içini hiç açmadan o şüpheli gözüken bezeleri alıyoruz. Ve onun sonucuna göre diyoruz ki Elif Hoca'ya, tedaviyi nereye sen planlayacaksan ona göre ayarla diyoruz. O da bakıyor diyor ki işte tamam diyor, burada çıkarttığımız sonuçlar diyor şöyle, ona göre şuraya kadar ışın verelim veya vermeyelim diyor. Bunun da avantajı şu oluyor, hasta eğer ışın tedavisine gidecekse ameliyattan beklemeden ışın tedavisine geçmiş oluyor. Hani hızlı bir aşamada geçmiş oluyor. Yani birçok detayı olan bir şey. Tartışmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Buyurun. Hocam, bu tanıyı koymak için MR'ın kesmesi önemli mi? Yani hastalarımız başka özel hastanelerde kesmesi düşük MR'larımız var. Siz de iyi biliyorsunuz. Bunlar bizim MR'ımız daha iyi. Siz onu mu önerirsiniz yoksa 0-2 testalar var mesela? Tanı koymak için testa önemli mi sizce? Tanı koymak için tabii ki testa önemli. Özellikle rahim ağzı kanseri gibi böyle küçük boyutlarda ve detaylı yorum yapabilmemizin gerektiği, görüntüleme gereken kanser tespitleri ve evrelim aşamalarında en az 1,5 testla cihazlarla görüntülemeyi tercih ediyoruz. Bizim
hastanemizdeki de 1,5 Tesla cihaz. Görüntülerimiz kaliteli. Hatta görüntüyü alırken de hastanın da dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Ben o noktaya çok girmedim. Mesela hareket etmemesi çok önemli. Çünkü hareket ettiği zaman o görüntü kalitesini bozuyor. Ya da daha üst işte metastazları ya da başka kanserleri araştırdığımız, karaciğer, böbrek dokularına baktığımız üst aktama, emobiyolarının verilmesi, hastanın uygun nefes tutması gerekiyor. Bunlar gerçekten bizim tanı aşamasında önem verdiğimiz şeyler. Çünkü görüntüler bir bulamaça benziyor eğer hasta nefes tutamazsa ya da hareket ederse. Hatta görüntüleri tekrar ettiriyoruz, bir daha çektiriyoruz. Uygun açılar verilip alınması çok önemli. Yine uygun açı verilmeden bir görüntü alınırsa tekrar veriyoruz görüntülere. Ama işte bu dışarıda birazcık daha maddi kaygıyla çekimlerin yapıldığı merkezlerde bunlara önem verilmiyor. Bir rapor çıkıyor. Hasta gerçekten bakıldığını zannediyor ama o şekilde olmuyor maalesef. Hocam burada cihazlarla yararlanmak için de uzun süre beklemek gerekiyor. Yani hasta ne yapsın başka türlü? Yani sizin burada önerebileceğiniz bir durum var mı? Hani ya hasta olarak zaten yapılacak bir şey yok. Öyle yani değil mi? Şu önem veriyoruz. Ha. Mesela Evrim Hoca muayene ettiği için hastayı dinliyor ve diyor ki bu hasta önemli. Tümör erken, hastalığında öncelik oluyor. Radyolar öncelikli zaman onun hiçbir önemi olmuyor. Oradaki kayıtları bağlı kalıyor. Oluyor. Tümör öncelik hastalığında öncelik veriliyor genellikle. Ha, ağırlıklı olarak o. Tabii. Veriyorum. Tümör hastalığında öncelik veriyor. Bir o. Çünkü şimdi bu tanı aşamasında artık radyolojik yöntemler çok ön plana çıkmaya başladı. Klinisyenin eli ayağı oldu. Dolayısıyla her hastadan artık bir görüntü deneme yöntemi isteniyor. En çok da ultrason isteniyor mesela. Evet. Bunlar da bazı sistemler hani çok gerekli olmayabiliyor. Bunlar da tabii randevu sürelerinin uzamasına yol açıyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi aslında önemli olan bir nokta var. Şimdi Tesla'sı tamam önemli, cihaz da önemli. Ama biz aslında o filme bir rapor çıksın diye istemiyoruz. Bir ameliyat planlaması için istiyoruz veya bir tedavi planlaması için istiyoruz. O rapor bazen bizim aklımızdaki soruya yanıt veriyor, bazen vermiyor. Şimdi bu önemli oluyor. Biz o zaman diyoruz ki mesela cevap bulamadığımız bir şey varsa veya raporda bazen şüpheli şeyler yazılıyor. Aklımıza takılan bir şey varsa işte ya konseyde buluşuyoruz ya kalkıyoruz gidiyoruz diyoruz ki telefon açıyoruz işte ya şöyle bir durumumuz var bu hastamız için gelelim filmlere beraber bakabilir miyiz diyoruz. Şimdi bu bizim için aslında yani biz bu filmi niye istiyoruz oradan bir yarar elde etmek için. İşte o zaman yarar elde ediyoruz aşağı gidiyoruz diyoruz ki aklımıza şurası takıldı böyle bir durum var. O zaman da işte radyolojideki hocalar bize diyor ki evet takıldığınız yer bak şurada şu var şurada bu var yani. Rapora bir kağıda bakmak başka bir şey. İki kişi oturup bir filmi değerlendirip klinisyen olarak oradan bilgi edinmek başka bir şey. Yani bizim aslında şeyimiz o oluyor. Hani o önemli aslında bizim için. Yani radyolojiyle yan yana gelebilip aklımızdaki soruları cevaplamak. Buyurun. Hemen sorun. Elif hocam, bugün 15 dakika taştık Elif hocam. Özür dileriz. Ben uzattım biraz. Madem böyle güzel bir program yapıyorsunuz, bu kanserle hastaları neden toplayıp da böyle bir yani bunlar birçokları bilmiyorlar. Hı hı. Nereye gittiğini bilmiyor. Mesela ben diyelim kanser hastayım ama benim neyim var, neyim yok, ameliyat olacak. Şimdi bununla ilgili bir programlarınız var mı? Yani daha güzel var aslında. Şimdi bugünkü konu hani sadece biz rahim ağzı kanseri ve önlenmesine yönelik yaptığımız için aslında kanser tedavisi yaptığımızda bakın bir hasta bizim servise yattığı zaman bir bu hastaların çok ciddi oranda beslenme bozuklukları oluyor kanserden kaynaklanan. Diyetisyen ve birçok bunu hani iddia ediyorum. Türkiye'de birçok yerde bu nütrisyon desteğini bulamıyorsunuz. Diyetisyen geliyor bakıyor biz hastanın nütrisyon değerlendirmesini yapıyoruz. Beslenmesini yapıyoruz önce beslenmesini azıya ayarlıyoruz. Yani sadece psikolog değil aslında önemli şeylerinden birisi de beslenme aşaması kanser hastalığı. Bu ekibin içinde bir diyetisyen ve bu nütrisyonla ilgilenen hemşiremiz var. Bizim bütün hastalarımızı gezer, çarşamba günü benden vizite katılır, konuşuruz. Ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında onların beslenmesini ayarlarız. Kanser hastanın beslenmesi çünkü bambaşka olan bir şey. Psikolojik desteği
Psikolog dahil değil ekibimizde, hastanede tek psikolog var, onu dahil edemedik. Psikolog olsun istiyoruz, keşke başhekimimiz gitmeseydi, konuşurduk. Onu biz veriyoruz, onu biz yapıyoruz. O görevi biz, asistanlarımız, biz yapıyoruz o görevi ne yazık ki, ama psikolog gerekiyor. Bazen de işte antidepresanlar kullanmak gerekiyor. Önemli bir parçası o da şeyin, yani tümör hastalarında bu depresyonu sık görüyoruz, o desteği de. Psikiyatriden, konsültasyondan hallediyoruz. Ama günlük bizim hastalarımızı gezecek şekilde psikolog şu anda yok. Ama belki onu da temin edebiliriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Türkiye'de genel eksik ama bu psikolog eksiydi. Şeydi. Şimdi Elif Hocam bize ışın tedavisini anlatacak. Çok enteresan bir şey. Işın tedavisi hep benim ilgimi çekiyor. Ben de keyifle dinleyeceğim ondan. Evet, ben Doktor Elif Özkan, üniversitemizin radyasyon onkolojisi bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaktayım. Bu ekibin bir parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum açıkçası. Şimdi, evet, taramaları yaptık, tanıyı koyduk, evrelemeyi de yaptık, ameliyatı da yaptık. Ne yapacağız? İşin tedavi kısmına geldik. Yani ne olursa başımıza geldi, oldu bir şeyler. Bir serviks tümörümüz var karşımızda. Ne oluyor? Şimdi gerçekten serviks kanseri, Kemal Hocam'ın da bahsettiği gibi oldukça sık gördüğümüz kanserlerden biri. Ve jinekolojik kanserler içerisinde sıklık açısından ikinci sırada yer alıyor. Şimdi bir takım risk faktörleri var. Sosyoekonomik düzey bunların arasında. İlk cinsel ilişkinin erken yaşta olması yine. Çocuk sayısının fazla olması. Gebelik sırasında alınan bir takım hormonal faktörler ve konuşmanın başından beri oldukça hepimizin ilgisini çeken virüsler. Şimdi nasıl yayılıyor? Bundan da hem Süreyya Hocam hem Şehnaz bahsettiler zaten ve nereye yayıldığını anlamaya çalışıyoruz. Başlangıçta görmeye çalışıyoruz. Direkt invazyon yapabiliyor bulunduğu yerde, lenfatik yollarla yayılabiliyor ve hematojen yollarla, yani bulunduğu bölgeden uzak organlara metastaz yapabiliyor. Ve en sık da bulunduğu bölgenin çevresi, parametrium dediğimiz bölge, daha ileri evrelerde mesane ve rektuma invazyon yapabiliyor. Onun dışında da yine pelvik paraortik lenf nodları evreleme anlamında bizim için çok önemli. Zaten esas metastaz yaptığı lenf nodları bunlar. Hematojen olarak da öncelikle akciğer, daha sonra kemik, karaciğer ve beyin metastazlarıyla hasta karşımıza çıkabiliyor. En sık semptom ağrısız vajinal kanama, özellikle cinsel ilişki sonrası kanama, pelvik lenf nodları metastazlarına bağlı veya biraz önce Şehnaz'ın da gösterdiği işte hidronefroz gibi veya bir takım tıkanmalar gibi durumlara bağlı pelvik ağrı. Özellikle en sık karşımıza çıkan klinik semptomlar. Yine mesane ve rektum tutulumuna bağlı hematuri ve rektal kanama ile bile karşımıza gelebiliyor. Evrelemede zaten biraz önce bahsettik. Hem PET'in hem MR'ın hem tomografinin gerçekten bizim için çok önemli olduğunu. Ve biz konseyimize tanıyı koyduktan sonra kesinlikle öncelikle bu tetkikleri yaparak nasıl bir ameliyat planı yapacağımızı Evrim Hoca belirliyor. Onun ardından da ameliyat sonucuna göre biz nasıl tedaviye devam edeceğimize karar veriyoruz. Şimdi erken evre dediğimiz evre 1 hastalıkta özellikle sadece bir cerrahi veya cerrahi yapılmaksızın sadece radyoterapinin sonuçları aynı. İkisinden herhangi birini kullanabiliriz. Burada hastanın genel durumu, lezyonun karakteri ve tedavi merkezinin durumu tedavi kararını belirleyen şey. Yine seksüel fonksiyonların korunması, tabii hastanın yaşı ve over fonksiyonlarının korunması burada önem arz ediyor. Şimdi lokal ileri evreye geldiğimiz zaman, yani bu erken evrenin ötesine taştık, evre 2 ve sonrasına geldiğimizde standart tedavimiz cerrahi artı, pardon, radyoterapi artı kemoterapi devreye giriyor. Biz tek başımıza yetmiyoruz burada. Tabii radyoterapi ne dediğimiz zaman böyle bir şey değil. Biz radyoyla bir tedavi yapmıyoruz.
Şimdi ne yapıyoruz? Radyoterapi nedir? Radyoterapi yüksek enerjili X ışınları veya bir takım parçacıkları kullanarak kanser hücrelerini öldürmeyi veya gelişmesini yavaşlatmayı, engellemeyi hedefler. Rahim ağzı kanserlerinde ana tedavilerden biridir radyoterapi. Ama biraz önce söylediğim gibi etkisini arttırmak için kemoterapiyle birlikte kullanıyoruz. Işın tedavisi kimler tarafından yapılıyor? Şimdi bu bahsettiğimiz ana ekip, büyük ekip ama bir de bizim bir sub ekibimiz var. Kimden oluşuyor? Bir radyasyon onkolojisi uzmanı, radyasyon fizikçisi, tedaviyi veren tekniker arkadaşlar, hemşiremiz, biraz önce Evrim Hocam'ın da bahsettiği işte beslenme problemlerinde özellikle hastalarla ilgilenen ve cilt yan etkilerinde ya bize yardımcı olan hemşiremiz. Bunların sonucunda bir tedavi programı hazırlanıyor ve bir tedavi şeması belirleniyor. Tedavi şemasını belirleyen radyasyon tedavisinde radyasyon onkolojisi uzmanı ve fizikçiler. Biz tedaviyi planlıyoruz ama tedaviyi hastaya uygulayan tekniker arkadaşlarımız. Şimdi radyoterapi iki şekilde uygulanıyor ana olarak. Jinekolojik kanserler için özellikle konuşuyoruz. Öncelikle dıştan tedavi. Vücudun dışından tümörlü bölgeye radyasyonu gönderiyoruz. Bunu hafta içi her gün şeklinde uyguluyoruz. Hastalığın evresi ve hastanın durumuna göre 5-6 hafta kadar sürüyor. Herhangi bir şey kesinlikle hissedilmiyor. Aynen bir tomografi veya başka bir film çekilir gibi. Herhangi bir şekilde çevreye bulaşmıyor ve insanlarla temasta herhangi bir sakınca arz etmiyor. İçeriden radyoterapi dediği, ya brakiterapi dediğimiz içeriden radyoterapi vajen yoluyla kullanılan bir takım aplikatörlerle uygulanıyor. Jinekolojik kanserler için önemli çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bir servikste primer tümörün yani esas kitlenin bulunduğu bölgeye vermek istediğiniz doza sadece dışarıdan radyoterapi vererek ulaşamıyorsunuz. Neden? Çünkü engelleyen organlar var. Mesane, rektum, ince bağırsaklar. Bütün bunlar, eğer paraortik varsa böbrekler tabii. Bütün bunlar bizim bu tedaviyi sadece dışarıdan verip tamamlamamızı engelliyor. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Biz de diyoruz ki tamam başka bir yol kullanalım, farklı bir şekilde yaklaşalım. Biz diğer organlara dokunmadan halledelim, devam edelim tedavimize. İşte bunun yolu da brakiterapi. Vücut boşluklarına çeşitli aparatlar yerleştirerek ki burada vajinal yolla oluyor, uygulanan bir tedavi. Burada radyasyon kaynağı belirli bir süre bu kavitede tutulduktan, bu boşlukta tutulduktan sonra tekrar çıkartılıyor. Ve bu işlem 3 kere, 4 kere veya 5 kere kliniğin kendi anlayışına, kendi tecrübesine, hastalığın evresine, hastanın dışarıdan daha önce almış olduğu radyoterapi dozuna bağlı olarak değişebiliyor. Tedavinin aşamaları neler? Şimdi bizim kliniğimize her şey tamamlandı, bitti. Hasta, al artık sana ışın mermileri lazım dediler ve bize gönderdiler. Biz ne yapıyoruz? Hastaya öncelikle bakıyoruz. Aa evet gerçekten bu hastaya bir radyoterapi gerekiyor. Bu karar verildi. Bunun ardından şurada gördüğünüz bir tomografi cihazıyla öncelikle bir CT çekiyoruz. Bu bizim CT'miz. Tanı amaçlı bir tomografi cihazı değil. Sadece ve sadece üzerinde bizim hedef belirlememizi, çizmemizi sağlayan bir görüntüleme. Planlama maksatlı yaptığımız bir görüntüleme. Burada biz hastaya tedaviyi vereceğimiz, tedavide kullanacağımız pozisyonu veriyoruz ve bu pozisyonda tomografi çekiyoruz. Bu arada bundan sonraki tedavi sırasında bu pozisyonun devamlılığını sağlamak için de bir takım işaretler koyuyoruz bu tomografi çekilirken. Ardından radyasyon onkolojisi uzmanı ki burada sadece ben varım şimdilik. Ne yapıyoruz? Normal dokuları, hedef dokumuzu çiziyoruz, kontrolüyoruz bilgisayar görüntülerinin üzerinden. Her birisinin dozlarını belirliyoruz. Normal dokularımın
aşmaması gereken dozu da belirliyoruz ve arkasından şurada gördüğünüz bir planlama işlemine gidiyor. Burada ne oluyor? Ben çizdikten ya da işte radyasyon onkolojisi uzmanı çizdikten sonra medikal fizik uzmanı olan arkadaşlar önlerinde bulunan bir bilgisayar programı yardımıyla radyasyon onkolojisi uzmanı tarafından belirlenen o dozları ve koruması gereken normal dokuları koruyacak şekilde bir tedavi planı yapıyorlar. Yani o tedavi planı derken bu ne demek? Bu tedavi kaç dakika sürecek? 5 dakika mı, 6 dakika mı, 7 dakika mı, 10 dakika mı? Bu ışın hangi açılardan verilecek? 3 alandan mı verilecek? 5 alandan mı verilecek? 8 alandan mı verilecek? Bunu belirliyorlar. Bu alanların her birisinin içerisinde hangi bölgeler korunacak? Bunu belirleyen tamamen bizim yapmasını istediğimiz hedeflere göre bu bilgisayarlı programlama, bilgisayarlı cihaz. Daha sonra bu bilgiler cihaza yönlendiriliyor ve gördüğünüz şu şekilde başlangıçta bu tomografideki pozisyon aynen burada da verilerek hasta tedaviye alınıyor. Bu gördüğünüz cihaz bu şekilde bir cihaz. Kesinlikle bir tomografi gibi veya MR gibi klostrofobi depreştirecek bir cihaz değil. Bu gördüğünüz bizim gantry dediğimiz kısmı 360 derece masanın etrafında dönebiliyor. Bu masaya şekil verebiliyoruz, yön açı verebiliyoruz, yükseltebiliyoruz, kaldırabiliyoruz. Yine burada da bu gantry'ye de 360 derece herhangi bir açıyı verebiliyoruz. Ardından ne oluyor? Tekniker arkadaşlar hastayı pozisyonladıktan sonra geçiyorlar odanın dışına ve buradaki bilgisayarlarda tedavi bilgisayarlarında bilgileri girerek hastanın tedavisini almasını sağlıyorlar. Bu sadece başlangıç ve ilk fraksiyon aşaması. Biz genellikle servis kanserlerinde 5-6 hafta süren bir tedavi uyguluyoruz. Evet, karşımıza böyle bir şey çıkıyor işte. Şimdi bu gördüğünüz hani başlangıçta bir tomografi çekiyoruz demiştim ve ardından kontrolüyoruz demiştim. İşte onlar bunlar. Bu gördüğünüz kontrollama, bu kitleyi burada görüyoruz. İnce bağırsaklar ve aşağı doğru çizilmiş onu görüyoruz. Buradaki bütün normal dokular, kemikler dahil, rektum dahil bütün normal dokular ve tümör bu şekilde çiziliyor. Ve daha sonra planlamasını yapıyoruz. Bakın burada da gene konturları görüyoruz ve burada pardon. Şu gördüğünüz şeyler normal dokuları korumak maksatlı cihazın içerisinde kendinde bulunan kurşun lifler. Bu gördüğünüz kapalı alanlara radyasyon gelmesini engelliyor ve sadece şurada gördüğünüz lenf nodları çizilmiş. Burada kitle çizilmiş, mesane çizilmiş, rektum çizilmiş. Buraya yönelik bir tedavi planlamamızı sağlıyor. Evet, burada da gene paraaortik planlama yaptığımız bir hastayı görüyoruz. Paraaortik bölge arkasından pelvik lenfatik bölge, ilyak lenfatikler, kitlenin kendisi, böbrekler, bunların hepsi yukarıda böbrekler, hepsi çiziliyor. Ve bu şekilde bir görüntü, ilk planlama tedavi görüntüsü karşımıza çıkıyor. Ve bunlar da dozlarımız gördüğünüz farklı kesitlerden en yukarıdan aşağıya doğru dozlarımızı, planladığımız dozlarımızı görüyoruz. Yukarıda bu şu gördüğünüz sarı alan tamamen verdiğimiz 45 grey'lik pelvik lenfatiklere vermeyi planladığımız dozun görüntüsü. Evet, şimdi biz maalesef burada işte burada bırakıyoruz biz üniversitemizde tedaviyi. Yani dışarıdan tedaviden sonrasını biz maalesef jinekolojik hastalarımızla devam edemiyoruz. Çünkü brakiterapi olanağımız yok. Brakiterapi de böyle bir şey. Şimdi az önce söylediğim vajenden, vajen boşluğundan aplikatörlerle uygulanan bir şey. Bu gördüğünüz uterusa doğru çıkan tandem bölümü. Şurada da iki tane ayrı ovoid bölümü var. Bunların içerisine şu her üç
aplikatörün içerisine radyasyon verebilen küçük, tabiri caizse borucuk gibi bir takım cihazlar yerleştiriliyor. Şu yerleştirmenin ardından planlama yapılıyor. Bakın böyle bir pozisyon veriyoruz. Aynen litotomi pozisyon, yani jinekolojik masa gibi bir masamız var. Burada yerleştiriyoruz. Şu gördüğünüz bu radyasyonu, brakiterapiyi uygulayan cihaz. Buna bağlı olarak hasta buraya yattıktan sonra bu tedavimizi planlayıp tedaviye başlayabiliyoruz. Bunun da doz dağılımı şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi bir direkt grafiğiyle bunu doğruluyoruz. Ve arkasından da bu şekilde bir planlama karşımıza çıkıyor. Bu da neyi sağlıyor? İşte vesaneyi, rektumu, diğer normal dokuları mümkün olduğu kadar koruyarak serviks tümörlerinde gereğinde 70'e 80'e kadar yüksek dozlara çıkmamızı sağlıyor ki gerçekten serviks kanseri oldukça doz duyarlı bir kanser. Ne kadar çok verirsek, ne kadar yüksek verebilirsek o kadar yanıt alıyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Buyurun. Güzel. Şimdi tabii şey kısa olunca ondan çok bahsetmedim. Aynen öyle. Şimdi şöyle, her verdiğimiz her bölgeye göre radyoterapinin yan etkileri farklı tabii ki. Burada şöyle bir durum var. Öncelikle sadece radyoterapinin yan etkilerini söyleyeyim. Bahsettiğim o normal dokular var ya, rektum, mesane. Bunlarla ilgili aklınıza gelebilen her yan etkiyi görebiliyoruz. Mesane dersek, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, hematüriye varan yan etkiler görebiliriz. Rektum dersek, eğer hemoroid şikayetleriniz varsa o hemoroid şikayetlerinizde artış. Yine kanama, ince bağırsaklarda etkilenmeye bağlı ishaller. Bunlar karşımıza çıkabiliyor özellikle. Ve ince bağırsakların etkilenmesine bağlı karın ağrıları, iştahsızlık, bulantı, kusma karşımıza çıkan yan etkiler. Şimdi burada bir şey devreye giriyor. Kemoterapi devreye giriyor bizim için. Haftalık kemoterapi alıyor genelde serviks kanserinde hastalarımız. Ve kullanılan kemoterapi ajanı da sisplatin çoğu zaman. Bulantı gerçekten bizim için problem oluyor. Daha geçen haftalarda bir hastamızı serviste yatırmak zorunda kaldık nötropenileri nedeniyle. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Kendi yan etkilerimizi en azından kontrol altına almak adına. Sadece jinekoloji hastalarında değil, bütün hastalarımızda aynı şekilde. Haftada bir kontrollerimiz var. Standart bu. Haftada bir hastamızı dosyasıyla birlikte alıyoruz. Bu öngördüğümüz şikayetler açısından sorguluyoruz. Bunlara yönelik herhangi bir geri bildirim almazsak tedaviye devam. Eğer bunlara yönelik bir geri bildirim alırsak bunlarla ilgili çeşitli tedaviler veriyoruz. İşte ishali için ilaçlar, işte idrar yanması için, idrar yolu enfeksiyonu ya da enflamasyonu için ilaçlar veriyoruz ve kontrol ediyoruz. Aynı zamanda kan üzerindeki etkilerini kontrol etmek için haftada bir hastaların standart hemogramlarını alıyoruz. Yine bunları da kontrol ediyoruz. Herhangi bir değişiklik, herhangi bir problem gördüğümüzde kemoterapi alıyorsa medikal onkolojiden, işte jinekolojik hastalarda kadın doğum kliniğinden yardım talep ederek bunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Ne kadar sürüyor bunun bitişi mesela, tedavisiniz? Tek tedavi için. Yan etkilerin bitişi ne kadar sürüyor? Ha şöyle, yan etkilerin bitişi yaklaşık 2-3 hafta devam edebilir. Yani şiddetine göre. Şiddetine göre. Ciltte herhangi bir şey mi oluyor? Bu hastalarda çok beklemiyoruz. Yani meme hastalarında, baş boyun hastalarında çok oluyor ama bunlarda çok beklemiyoruz cilt yan etkisi. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.